programa hoş geldiniz. Mart ayında geldik. Kış ile vedalaştık. Bu arada Mart ayında ilkbahara geldik. Benim ilk program oluyor. Ben de bugün böyle incecik bir şey giydim. Bu kadar da sıcak değil dışarısı ama ve önce ilkbahar gelsin diyorum ben. Türkiye geldiğimden beri farklı kültürlerle karşılaşıyorum. Ve Çerkez kültür bana gerçekten çok değişik geldi ve bugün Çerkezlerle bir bölüm yapmaya karar verdim. Yani Çerkezlerin kültür ve sofrasında daha yakın bir şekilde tanımak istiyorum. Bilmiyorum Çerkezleri ilgili ne kadar çok bilginiz var. Benim az bilgi var. O yüzden onlarla birlikte bir bölüm yapmaya karar verdim. Hatta geçen çok tatlı bir Çerkez bayanıyla karşılaştım, tanıştım. Daha doğrusu Muazzez Hanım. Muazzez Hanım Antalya'da yaşıyor ve küçük bir mutfak, Çerkez mutfağı açtı. Buradayız yani. Biraz sonra kendisi yanında gideceğiz ve bize Çerkezlerin kültürü ve sofrasını daha detaylı bir şekilde tanıtsın. Evet. Şu anda Muazzez Hanım yanındayız. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sizi daha yakın bir şekilde tanıyalım. Tabii ki. Ben bir Çerkez köyünde dünyaya geldim. Kayseri Pınarbaşı Gevrek Köyü. Evlilik nedeniyle Antalya'ya geldim. İşte 26, kaç sene oldu? 26 yıldır buradayım. Burada yaşıyorum. Artık Antalyalı sayılırsınız. Evet. Ama Çerkezsiniz. Çerkezim. Çerkez köyünde doğdum. Çerkez kültürüyle büyüdüm. Şu anda Antalya'da yaşıyorum. Yani dediğim gibi 26 yıldır. Burası da çok güzel bir şehir. Alıştım. Hoş bir yer. Başka şansınız yok ya. Alışmak zorundasınız. Peki zorluk çekiyor musunuz? Burada sonuçta Çerkezsiniz ya. Ya ilk zamanlar, ilk geldiğim zamanlar ciddi sıkıntı yaşadım tabii ki. Yani Çerkez kültürün ne gibi mesela? Kültür farklılığı, hal ve harekete kadar, konuşmaya kadar, usluba kadar bizim kültürümüz tamamen nezaket içerikli, çok narin bir kültür diye adlandırabilirim. Tamamen böyle nezaket, oturmanız, kalkmanız, misafir karşılamanız, karşılanmanız, bütün bunların hepsi bir paket olarak onlara alışıncaya kadar hakikaten ciddi bir sıkıntı yaşadım. Zamanı bir de aldı. Bir de şey diyeceğim. Bu arada burası sizin mekanınız değil mi? Mekanınız diyebilirim. Hani doğru mu diyorum bilmiyorum. Peki neden Çerkez mutfağı açmaya karar verdiniz? Çerkez yemeklerini pişirmeyi çok seviyorum. Sunmayı çok seviyorum. Bunu iş edindim. Zaten evde yapıyorum. Kaç senedir burası? Ne zaman açtınız? Burayı ben bir yıl oldu açalı ama daha öncesinde 12 yıldır zaten evde yapıyordum. Yani bunu evde yapıyordum. Hem satışını yapıyordum hem işte eşim, dostum, çevrem kalabalık bir aileyiz. Biz Çerkezler çok kalabalık bir aileyiz. Hep böyle olur çünkü ebeveynlerle falan böyle geniş aileyiz. Öyle tek bağımsız bir birey olarak yaşamayız. Tek değildir yani hiçbir zaman için Çerkezler. Bir de madem mutfağa girmişken... Azıcık Çerkez yemeklerinden bahseder misiniz? Biliyorum duyduğum kadarıyla Çerkez mutfak baya geniş, baya zengin. Birazcık bahseder misiniz? Tabii ki. Et, hamur işi, patates bunlar ağırlıklı, ciddi şekilde tatlı ağırlıklı bir mutfağımız var. Çok zengin. Şipsimiz var, kabinimiz var, işte halıva var, haluj var, halıva başa var. Bunların hepsini inşallah biraz sonra evet tanıtırız izleyicilerimize. Çok merak ediyorlar çünkü. Hepsinden önemlisi peynirimiz var. Sepet peyniri. Evet duydum. Çerkez peyniri çok meşhur ve çok farklı, çok lezzetli. Ben de onu tabii ki merak ediyorum. Diğer peynirden ne farkı var Çerkez peyniri? Diğer peynirinden çok farkı var. Kaşara çok yakın, kaşar peynirine çok yakın ama yapması çok zahmetli. Yani böyle 25 litre bir sütten, yağlı sütten bir tane peynir elde edebiliyorsunuz. Ve 25 litreden bir kilo mu peynir çıkıyor? Bir sepet kadar büyüklüğünde yuvarlak böyle küçük bir teker diyelim. Biraz sonra göstereceğim size inşallah onu. Öyle bir peynir elde ediyoruz. Siz yapabiliyor musunuz? Yapıyorum tabii ki. Ben Çerkezlikle ilgili, yemeklerle ilgili bütün her şeyi yapabiliyorum. Çünkü öyle büyüdüm. Peki en ünlü Çerkez yemeği hangisi? En ünlü Çerkez yemeği halive. Kabardeyleri. En ünlü. İçinde patates var, hamur. Bunu suda haşlıyorsunuz. Yapım aşamasını biraz sonra göstereceğim ben size inşallah. Onu suda haşlıyorsunuz, tabağa koyuyorsunuz. Ayrıca bir sosu var, onu döküyorsunuz üzerine. Ayran ya da yoğurtla sunuluyor. Ve çok lezzetli, herkesin çok sevdiği. Ama bütün yemeklerimiz şeydir, mesela sabah kahvaltısında halva yapılır. Öğlen yemeğinde şips pasta yapılır, daha ağırdır.
akşam yemeğinde de salve yapılır. Yani böldüğünüz zaman bütün yemeklerimiz özeldir. Hani şu yemek daha özel ya da bu yemek daha güzel diye bir şey yok. Hepsi çok sevilir ve mutlaka misafirlerimize ikram etmeden göndermeyiz. Peki Türkiye'de biliyorsunuz artık kaç senedir burada yaşıyorsunuz. Ben de yabancı olarak ben de kaç sene oldu burada yaşıyorum. Kahvaltıda mesela zeytinleri var. Ya özel mesela etleri kullanmazlar, sebze kullanmazlar. Peki Çerkez mutfağında böyle bir özel kahvaltısı var mı yoksa hiç fark etmez? Özel kahvaltısı var. Tabii özel kahvaltısı helvani olmadan kahvaltı yapılmaz. Mesela mutlaka o sabah her sabah o kahvaltıda yiyeceğiniz poğaça diye poğaça tarzı bir şey. O muhakkak olur. Gubati muhakkak olur. Onlar olmadan zaten masaya oturulmaz. İşte Çerkez peynirimiz olur, kaymağımız olur. Kaymak olmazsa olmaz. Bu tür bir sürü işte zeytin zaten Türkiye'de yaşadığımız için genelde tüketilen şeyler bunlar. Bunlar olur. Çok zengin bir kahvaltı hazırlanır ve ağır, çok ağır. Ama duyduğum kadarıyla sebzelerden uzak duruyorsunuz. Peki bu da çok da doğru buluyorum. Sebzeleri çünkü tüketmek lazım. Ama Çerkez mutfağı daha çok hamur ağırlık veriyor. Sebzeler? Hamur ve et ağırlıklı. Ama bunun nedeni de şu. Biz Çerkezler, şimdi tabii ki kozmopolit bir şehire geldik. Şehrin verdiği bir az hareket etme şeyi var. Onu da kilo yapıyor doğal olarak. Ama Çerkezler genelde kırsal kesimlerde, dağlık böyle serin yerlerde yaşamayı tercih ederler. Yani Türkiye'ye Osmanlı ilk geldiği zamanlar zaten şehir merkezlerini göstermişler, teklif etmişler. Onlar demişler ki biz bu sıcakta bu şehir merkezinde yaşayamayız. Biz özgür insanlar, özgürlüğümüze çok düşkünüzdür. Yani özgür insanlarız, o yüzden böyle kırsal kesimleri seçtiler. Hiçbir Çerkez Türkiye Cumhuriyeti'nde şehir merkezi değildir. Yani asıl şeyi köylerdir. Uzunyayla, Kayseri mesela Uzunyayla 85-90 köy vardır. Bayağı kalabalık. Birçok Çerkezi barındırır orada. O yüzden hamur işi çok ağır gelmez oralarda. Enerji dolu bir insansınız. Sürekli hareket içindesiniz. Büyük ihtimal ondan et yapışmıyor size. Tabii ki. Yani hareketi seviyoruz. Yani hareketli yaşamayı seviyoruz. Hani böyle kendi içine kapanıp tek başına bir birey olarak yaşamak bize keyif vermiyor. Bana da şimdi hava atacağım birazcık. Bana da beni de benzetiyorlar azıcık Çerkezlere ki Çerkezim yok ama araştırmak lazım. Belki de Çerkez şeyim var. Çok ben de çok böyle sürekli hareket içindeyim. Sürekli hani işi bitireyim, şunu da yetişeyim, onu da yetişeyim. Ondan da zaten pek çok kilo almıyorum. Şimdi kilo derken şunu sormak istiyorum. O kadar hamur tüketiyorsunuz. Nasıl yani hiçbir şey yapışmıyor? İşte çok çalışıyoruz. Yani ben mesela sabahleyin kalkıyorum 6'da örneğin. 7'de işe başlıyorum. Kapanış belli değil yani saat 8-9. Ve keyif alıyorum bundan. Yani seviyorsunuz bunu. Mecburen değil yani seviyorsunuz. Severek yapıyorsunuz. Tabii ki. Yani bir de bizim Çerkez hanımları evin içinde amadedir. Yani bütün aile fertlerine. O ne demek? Amade ne demek? Amade Türkçe'de bütün mesela eşinizin, babanızın, abinizin, annenizin her söylediği yerine gelir. İtiraz. Sağ kolu yani. Yardımcı. Sağ kol. Yani evin bir bütünüdür evin hanımı. Yani eşi mesela evin hanımını evde bırakıp 10 yıl bir daha o eve uğramasa o evde hiçbir sıkıntılı bir şekilde değişiklik olmaz. Büyüklere saygı var. Çok, çok. Gelin mi yoksa kız mı? Yoksa kız, aile kızı mı yoksa ailenin gelini mi şey oluyor? Ailenin gelini daha çok şey ama mesela kızlar da o kültürle yetiştirilir. Yani gittiği ailede sıkıntı yaşamasın, gittiği yere uyum sağlasın. Çerkez kızları hangi gruba girerse girsin, hangi kültüre girerse girsin uyum sağlar. Bir klonum gibi. Çünkü öyle yetiştirmişler. Tabii sıkıntı yaşamasın. Ya, evliliklerde mesela Çerkez evliliklerinde çok nadirdir problem çıkar. Çok nadir problem çıkar. Öyle ayrılma, boşanma ya da tartışma olmaz. Çünkü tartışma olacak çok bir durum. Bunu da biraz sonra geleceğiz. Gerektirmez. Bu mutfakta daha çok öğrenmek istiyorum. Yabancılar derken Çerkez olmayanlar geliyor mu? Yani müşteri burada. Çerkez olmayan müşterim çok fazla. Ve Çerkez yemeklerini çok beğeniyorlar. Yani böyle Çerkez olduğumu öğrendikleri zaman daha bir güven kazanıyorlar. Yani bu da beni çok mutlu ediyor. Çerkez misiniz? Tamam o zaman yani kalite konusunda, temizlik konusunda hiçbir şüphemiz olmaz. Çok temizsiniz onu duydum. Teşekkür ederim. O cümleleri duyduğum zaman zaten bana ayrı bir enerji veriyor. Ayrı bir keyif veriyor. Getiriyor size. Kesinlikle. Kesinlikle yani o yüzden. Peki en çok hangi yemek siparişi veriyorlar yani ya da hangi yemekten yemek istiyorlar?
Kendi spesiyelim bir tane handrako var. Dışı sebzeli. Hani dediniz ya biraz önce sebze tüketmiyorsunuz. Bakın ben onu tükettiriyorum şimdi. Dışı sebzeli, içi peynirli bir şey var. Handrako yemeğim var. Onu çok sipariş alıyorum. Bir de salüş. Onu çok sipariş alıyorum. Hani mantı. O kadar bütün dünya konuşuyor. Çerkez mantı, Çerkez mantı. Çerkez mantısı psalüş. Çerkez mantısı adını verdim çünkü evrensel herkes anlasın. Çerkezler, Çerkezler birçok, mesela Hatkoyiler başka bir isim söyler Çerkez mantısına. Kaberdeyler başka bir isim, Apazlar başka bir isim. O yüzden ben bunların hepsini birleştirip kataloğuma Çerkez mantısı yazdım. Bütün Çerkezler ve Çerkez olmayanlar anlasın diye. Aslında Çerkez mantısı değil onun adı. Mesela Kaberdeler Pselive diyorlar. Hatkoyiler Haluj diyorlar. Abazlar Kabin diyorlar. Bunların hepsini sıralayamazsınız. Mümkün. Ama bizi yabancılar tabii ki Çerkezce bilmiyoruz ya. Biz Çerkez mantı olarak söylüyoruz. Aynen işte Çerkez mantısı dediğiniz zaman bütün herkes anlıyor onun nasıl bir yemek ya da hangi kültüre ait olduğunu o şekilde anlıyorlar. Mantık şimdi Türkiye'de ben artık öğrendim. Türkiye'de Kayseri mantığı çok meşhur. Minicik minicik minicik. Şimdi Çerkez mantığı yanında koyduğun zaman dünyanın farkı var. Aslında mantıklı baktığın zaman Türk Kayseri mantıkları daha çok hamur var değil mi? Çünkü minik minik ama Çerkez mantığı böyle kocaman içinde dolu dolu. Ne koyuyorsunuz içinde? İçine patates konuluyor, kıyma konuluyor, peynir konuluyor. 3 çeşidi yapılıyor. İşte hamur çok az kalıyor değil mi? Şimdi şöyle Kayserililer genelde ticaret için yaptıkları için bunu. Onlar birazcık demek ki cimriliğe kaçmışlar. Ama ben de yapıyorum burada. Kayseri mantım da var yani. Onu da ayrıca sunuyorum. Ama Çerkezler cömert insanlar da işte dolu dolu yapıyorlar. Cömert ne demek? Cömert hiçbir şeyi esirgemeyen. Elindeki avucundakini rahat bir şekilde ortaya sunabilen. Türkçe'de. Diyelim ki anladı. Sonra anlatırsınız onu. Anlamış gibi davranın. Çerkez kültürü anlaşmazdan dolayı Çerkez kültürlerle başka kültürlerle evlenmiyorlar. Anladınız mı beni? Anladım. Neden? Neden? İşte anlaşmazlık çıkar. Huzur kaçar diye. Çünkü kültür farklılığı evliliklerde ciddi problem olabilir. Bizim kültürümüzde kıskançlık minimum seviyededir. Yani o yüzden güven çok fazladır. Yani eşler birbirine çok güvenirler. Güvendiği için de kıskançlık olmaz. Bu yüzden problem çıkmaz. Bu birinci neden. Sıralayabiliriz tabii ki böyle birçok neden. Hani başta dedim ya Antalya'ya geldiğimde işte oturmanızdan, kalkmanızdan, hareketlerinizden misafiri karşılamanız ve uğurlamanız. Yani biz misafiri kapıda karşılarız. Bahçenin kapısında uğurlarız. Yani arabasına, aracına ya da bineceği yere gidinceye kadar uğurlarız. Hani böyle kapıdan çıktı hadi kapıyı kapat dön. Mesela bunlar minik minik şeyler olabilir ama paket haline geldiği zaman anlaşmazlık doğuyor kesinlikle. Hiç mi olmuyor mu böyle karışık evlilik hiç mi olmuyor? Artık oluyor. Neden? Çünkü kimse artık kendi memleketinde başında da söylemiştim uzun yaylada köylerde yaşarken o zaman 85-90 hani bunların hepsinde en azından 500 insan yaşıyor. Kendi aramızda evlilikler oluyordu. Evlilikler kendi aramızda oluyordu ama şimdi büyük bir şehre geldik. Herkes üniversiteye gidiyor. Okuma oranı çok yükseldi. Tabii gönlünü kaptırıyor. Yani. Peki ben mesela bir Çerkez erkeğe aşık olsam vermez misin onu bana? Güvenirsek veririz. Niye vermeyelim? Hayır. Ben söz veriyorum. Ben söz veriyorum çok efendi olacağım. Uyacağım. Yok şaka yaptım ya merak ettim. Hiç sıkıntı yok. O zaman hemen alırız sizi. Vermeyiz bakın alırız. Ama kızlara vermiyorsunuz değil mi? Kızlara daha zor veriyorsunuz. Kızları zor veririz. Çünkü onun nedeni dediğim gibi problem çıkması. Her iki tarafın da üzülmesi. Bizim kızlar çok özgür yetişiyorlar. Fazlaca özgür yetiştiğiniz için evlilikte Türkler biraz daha şeyler. Baskı altında mı diyelim öyle biraz daha sıkı tutuyorlar. Daha sıkı tutuluyor. Yani bizim kadın erkek kavramımız yok. Ben sizinle nasıl rahatsam. Bir beyefendinin yanında da aynı şekilde rahatlık oluyor. Hiçbir şekilde problem çıkmıyor benim yüreğimde. O yüzden Türklerde bu yok. Türklerde de küçüklükten beri aman kendini koru. İşte amca oğluyla evlilik, hala kızıyla evlilik falan olduğu için bizim kültürümüzde akraba evliliği yok hiçbir şekilde. Ben de o yüzden ben bugün Çerkezlerle bir program yapmaya karar verdim. Çünkü gerçekten çok ilgi çekti. Yani çok değişik buldum bu kültür ve daha detaylı bir şekilde öğrenmek istedim. O yüzden ben bugün bu program yapmaya karar verdim. Sizden daha çok
Evet ya, çok farklı, hakikaten çok farklı bir kültür ama çok lezzetli, güzel bir kültür. Ama Çerkez kız bence herkes ister. Öyle gibi geliyor bana. Bence de. Çünkü ben zaten soracaktım size Çerkezler'de kadın yeri hakkından. Yani çok değerli ve özgür. O yüzden ben zaten siz anlattınız az önce. Çerkez kültürünü yeni nesillere nasıl aktarıyorsunuz? Yaşayarak. Yani konuşarak ya da söyleyerek aktaramazsınız hiçbir şeyi, hiçbir kültürü, hiçbir vasfı. Sadece yaşatarak ve yaşayarak anlatabilirsiniz. Yani biz ebeveynlerle yaşıyoruz, kalabalık ailelerle yaşıyoruz. O yüzden çocuklar da bizimle birlikte yaşayarak öğreniyorlar bunu. Ama şu anda ne kadar başarılı, ne yazık ki mesela dil çok çok geriye indi. Benden sonraki nesillerde ben çok rahat konuşabiliyorum. Yani ana dilim Çerkezce, ikinci dil Türkçe. Türkçeyi öğrendiğimde herhalde 5-6 yaşında falandım. O yüzden ama yeni nesil ne yazık ki Türkçeyi Çerkezce'yi öğretemiyoruz. Türkçeleri bozuk olmasın, işte sıkıntı yaşamasınlar. Mesela Antalya'da yaşıyorsunuz. Okula gittiği zaman zaten siz öğretseniz bile unutuyor. Benim çocuklarım da böyle aynı şekilde. Ne kadar uğraştım ben yabancı dil öğretmek, yine Türkçe konuşuyorlar. Çünkü her yerde herkes Türkçe konuşuyor. Evet, evet. Ama yine de orada oturuyor. Yani öyle demeyin, şimdi orada oturuyor. Oturuyor ama mesela bizim kadar Çerkez kültürünü yaşayamazlar ve yaşatamazlar. Yani bu yüzden ne oluyor? İşte nesiller ilerledikçe, gittikçe bunlar ne yazık ki aşağılara çekiliyor. Bu üzücü bir durum hakikaten. Ama elimizden geldiğince... Her şey size bağlı. Nasıl öğreteceksiniz, ne vereceksiniz onu alacaklar, öyle gidecek. Tabii ki benim iki oğlum var. Gördüm geçen bir tanesi maşallah, yani hiç şaşırdım gerçekten. O kadar genç gösteriyorsunuz ki... Nazar olmaz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz güzel görüyorsunuz da o yüzden. Onlara da işte yaşayarak öğretiyorum. Çünkü ben kültürümü seviyorum ve buna sahip çıkmaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Bütün yaşam tarzında. Ben de babaanneleriyle birlikte yaşadık. Yani kalabalık bir evde yaşadık. Peki Çerkez gelin olmak nasıl bir şey? Güzel bir duygu. Güzel bir duygu. Yani biz onu yaşamayız maalesef. Bir ayrıcalık kattığını düşünüyorum. Çünkü saygı ön planda olduğu için herkes yerini bildiği sürece hiçbir problem çıkmıyor zaten. Ama herkes yerini bilmezse o zaman sıkıntı çıkıyor. Bizde gelin aileye alışıncaya kadar odası ayrıdır, yeri ayrıdır. Mesela görümce derler Türkçe, görümce. Bizde de işte erkek eşinin kız kardeşi. Şıp deriz. O hizmet eder genelde. Gelin böyle aileye alışıncaya kadar. Bir alıştırma dönemi. Hani evlenir evlenmez pat. Onun üzerine bütün her şey yıkılmaz. Odası ayrıdır. Bütün her şey ayrıdır. Sürekli gezdirilir. Yanına ziyarete gidilir. Bunlar çok güzel şeyler. Aileyi sevmenizi sağlıyor. Ve sıkıntı olmuyor. O aileyi sevmekle başlıyor zaten. Sevdiğiniz insan için her şeyi yaparsınız. Tabii ki doğru. Bir de şey de duydum. Ben tabii ki bu programı yapmadan önce araştırdım. Ben de boş boş gitmeyeyim orada bir şeyler. Bir haber bana alayım. Bilgi alayım. Şey duydum. Masada sofrada oturuyorsunuz ya. O sofradaki en büyük kim ise o önce bir dua gibi şey okuyor. Duayı da doğru mu diyorum? Ha, ondan sonra herkes... Güzel sözler. Aileyi... Mesela ne diyorsunuz? Siz Çerkezce bir şey söyleyin bize. Tabii ki söylerim. Mesela ne aynı kelimeleri söylüyorsunuz masada, yoksa her sefer böylesin işte rahat bir şeydi. İnşallah bilmem ne olur yani. Şimdi şöyle, o andaki konuşmayı yapan temel dederiz genelde, büyüklerimizin adı Çerkezce temel deder. Otururuz işte. Mesela şu anda aklıma gelen bir huahoyu söyleyeyim. Dizgaşkemi, dizdeşkemi, tam yugum yugumge yumurada kırığa kutla deriz. O ne? Bize bu yemeği hazırlayanın, hazırlayanın ve sunanın ve birlikte yediğimiz herkesin bütün gönlündeki niyetleri inşallah gerçekleşsin diye güzel bir dilek ve temenni de bu. İnşallah. Bu yemekten başlamadan önce yoksa sonra? Başlamadan önce. Bittikten sonra da mutlaka zaten yemek sırasında masada yemek yenilirken ayakta hiç oturmayan bir genç kız veya bir gelin vardır. Ve o masada hiçbir aksaklık olmamalıdır. Eksik
Yani sorumludur o. Eksik olmaz ya, işte su bitmemeli, kaşık eksik olmamalı. Örneğin çorba biter bitmez hemen arkasından yemek takviye olmalı. Yani sunum çok önemlidir. Hızlı bir şekilde ve seri bir şekilde güzel, temiz bir şekilde sunum yapılır. Yani anladığım kadarıyla misafirler sizin için çok çok önemli. Onlara hiçbir eksik hissettirmiyorsunuz. Her şey güzel şey olsun. Misafir çok önemlidir. Gerçekten çok önem verilir. Ve o ne kadar mutlu edilirse... Siz de bu kadar içiniz rahat kalıyor. Bir de şey daha duydum, bilmiyorum doğru mu. Mesela örnek veriyorum, yemek koydunuz değil mi tabak içinde? Sonuna kadar yemiyorsunuz, birazcık şey bırakıyorsunuz. O neden? Saygıdan. Bak, ne kadar farklı ya, biz de böyle yemiyorsun. Aa, sen benim yemeği beğenmedin demek ya, bir hemen küsüyorsun ona. Ama burada tam tersi. Yok, yani birazcık tabakta mutlaka bırakılır. Bu şey, saygısızlık olması, işte açgözlü falan zannedilmesin. O yüzden şimdi anlıyorum neden Çerkezlerle evlenmesi lazım. Bu kadar basit. Şimdi biraz sonra diyelim ki geçelim mutfağa ve herkese şu Çerkez mantısı güzelce evet gösterelim. Buyurun. Afiyet olsun. Merhabalar. Çerkez mutfağa geldiniz. Bir şey sorabilir miyim, öğrenebilir miyim? Nasıl buluyorsunuz Çerkez mutfağı? İnanılmaz güzel. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz farklı tatlar. Zaten içerisindeki mantısı... Çerkez değilsiniz yani. Yok. Ben burada zaten esnafım. Biz burada Cem abimle birlikte medikal işi yapıyoruz. Kendisinde iş yeri var. Her gün mü geliyorsunuz yoksa burada? Hemen hemen her gün mutlaka geliyoruz. Hangisi en sevdiğiniz yemek? Ben de çünkü bir sürü yemekleri az önce öğrendim. Hangisi en sevdiğiniz yemek? Ben pis hal ve falan öğrenmişsiniz yani ismi. Öğrendim ama tam çıkartamıyorum. Pis hal ve o tarz. Anladım. Onu az önce. Onların Çerkez mantısı inanılmaz lezzetli, inanılmaz çok güzel. İnanın gerçekten herkese tavsiye ederim. Çok başarılı. Peki teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şimdi Çerkez mantığı geçeceğiz. Bir bakalım Muazzez Hanım bize anlatacak, gösterecek nasıl yapılıyor. Ondan sonra yiyeceğiz beraber. Çerkez mantığını yapalım bakalım. Bu hamuru şöyle, bir gün önceden hazırlayabilirsiniz değil mi? Yok, bir gün önceden hazırlamamak lazım. Akar çünkü hamur. Hemen hazırlayıp yoğurup açmak lazım. Çünkü bir gün öncesinden hazırladığınız zaman un özelliğini kaybeder. Anladığım kadarıyla burada her şey kendiniz yapıyorsunuz. Siz bir şey marketten almıyorsunuz. Yok, hiçbir şey marketten, dışarıdan hiçbir şey almıyoruz. Burada sunduğumuz her şeyi kendimiz yapıyoruz. O yüzden daha lezzetli olacağına inanıyorum ben. Çünkü marketten aldığınız her şeyde bir katkı maddesi var. Ben hiçbir katkı maddesi kullanmıyorum. Tamamen annemiz nasıl yaptıysa, bize nasıl öğrettiyse aynı şekilde. Hiçbir değişiklik yok. Çerkez mantısının özelliği... Bir tane turta mı? Turta değil mi ben buna? Yoksa o yanlış mı söylüyorum? Yumak. Bir tane yumaktan kaç tane çıkıyor, porsiyon çıkıyor? Bir tane yumaktan 3 tane porsiyon çıkar. 3 porsiyon rahat bir şekilde alabiliyoruz. Ama bir porsiyon içinde kaç tane mantı var onu sorayım. 23-24 tane oluyor. Bu sayı da oluyor. Kayseri mantısı küçük olduğu için onu sayamayız tabii ki. 40 kaşık falan filan diyorlar ya. 40 kaşık koymuyoruz. 40 tane koymuyoruz bir kaşığa biz Kayseri mantısına. Etin daha çok koyuyoruz. Ha, bir daha öğrenmek istiyorum. Etle bir de patates yapıyorsunuz. Et, patates, peynir. Ha, et, patates, peynir. 3 çeşit. İçine koyacağınız şey size kalmış bir şey. Yani o kadar çok fazla ki aslında. Mesela şeyler, inekler falan ilk yavruladığı zaman oradan sağlam bir süt var. O sütle de yapılıyor. O harika oluyor. Çok astronomik zahmetli bir şey ve o sütü bulmak zaten çok zor. İlk sütü. Ağız derler Türklerde. Hayvanın ilk sütü. Bu hamur içine mi koyuyorsunuz diyorsunuz? İçine tabii. Onu kesiyorsunuz. Mesela çorba kasesiyle kesiyorsunuz onu. Şimdi ben çay bardağıyla keseceğim bunu. Onu çorba kasesiyle kesiyoruz. İçi böyle suyu kaynatıyoruz. Su kaynarken onu içine döküp hemen ağzını kapatıp suyun içine atıyorsunuz. Yani o hem çok seri olmanız gerekiyor, hızlı olmanız gerekiyor ama o zahmete değiyor. Çok lezzetli oluyor. Bir gün de inşallah onu yaparız. Tamam inşallah. Bugün neyle yapacağız? Bunu patatesli yapacağız. Oh, tam benim sevdiğim. Evet. Bizim de sevdiğimiz bir şey. Patates. Çerkezlerin vazgeçilmezidir. Et, patates, hamur ve bulgur. Çerkezler çok konuşuyorlar diyor. Doğru mu? Biz bol bol konuşun da anlatalım izleyicilerimize.
Peki siz hem de iş yapıyorsunuz hem de çalışırken de konuşuyorsunuz. Tabii tabii, hiç sıkıntı yok. Yani bayanların ortak özelliğidir zaten. Çok konuşabilmek bu yetenek. Ben yapamıyorum. Mesela yemek yaptığım zaman evde hem de konuşayım hem de şey olmuyor. Ben konsantremi daha oluyor. Ama şimdi şöyle Daniye Hanım. Siz arada bir yemek yapıyorsunuz. Ben sürekli... Aa, ne demek arada bir yemek? Doğru söylüyor ya. Yani yemek yaparken konuşmazsam hiç konuşmamam gerekiyor. Doğru. Çünkü hep yemek yapıyorsun. Tabii ki. İşim bu çünkü benim. Doğru söylüyorsun. Ben hem konuşmayı seviyorum hem iş yapmayı, yemek yapmayı seviyorum. Çok keyif alıyorum. O yüzden bunlar böyle işte bardakta kesiyoruz. Bunları sonra, atmıyorsunuz değil mi? Sonra birleşik. Yok yok, tekrar yumak haline. Ama hamuru anladığım kadarıyla normal gibi hamur yapıyorsunuz. Yumurta, süt, tuz. Azıcık şeker de koyuyorsunuz galiba. Yok, şeker konmuyor. Mayalı hamurlara şeker konuyor. Gubate yapıyoruz mesela. Gubate, o da bir Çerkez böreği. Onun hamurun içine birazcık şeker koyuyoruz. Çok az bir şey. Şimdi herhalde yeter bu kadar kestiğimiz. Yapayım mı? Yapım aşamasına geçelim. Bilmiyorum ki. Öyle yapalım. Patatesi alalım. Biz burada biraz kalabalıkız. Biraz sonra oturup yiyeceğiz. Evet. Takviye yaparız var. Ha, çay. Bir çay kaşık. Bir çay kaşığı içine koyuyoruz ve böyle örüyoruz hamuru. Ay, bana denesem acaba. Ama ben yapamam galiba. Ben bir daha bakabilir miyim? Bakın şöyle koyuyoruz içine. Böyle örüyoruz. Hem şık oluyor, güzel oluyor. Bir sürü çeşidi var bunun tabii ki. Ben en çok bunu... Şeye benziyor, ekmek gibi kalmış ya, çok güzel. Evet. Onun içinde yağlar kalıyor. Böyle vucuk vucuk. Daha hoş oluyor. Ben size mikrofonu vereyim, ben bir tane edeyim. Olur mu? Tabii ki, deneyim. Buyurun. Onu ben yiyeceğim. Tamam, onu siz yiyin. Hiç sıkıntı yok, buyurun. Taşıracaksınız, ben inanıyorum. Yok ya, yemekleri biraz şey, sıkıntım var. Tak şimdi yapamazsanız Çerkez delikanlısını almayacağız sizi. Sınıfta kalırsınız. Oldu yani, sıkıntı yok. Bu kesin açılacak, bu açılır bu kesin tabak için. Bir şey yaptınız bölüm. İşte örüyorsunuz. Onu ben hiç olsun ya. Yok, şimdi zaten hemen elimden alıp yapmış olsaydınız ben kendimi kötü hissederdim. Ben dünyaya geldiğimden beri yaptığım bir işi Daniye da elimden alıp hemen bir çırpıda yapsaydı demek ki çok önemli bir şey öğrenmemişim diye düşünürdüm. Demek ki önemli bir şey öğrenmişim. Tabii, çok güzel olmuş. Evet. Böyle yapıyoruz. Ve bu genelde akşam yemeği oluyor. İçine her şey konulabiliyor. Dediğim gibi farklı farklı. Akşam biraz ağır gelmez mi şeye, hamuru? Ama biz hemen yemek yemeyiz. Ya, tam patates. Bir millet topluluk değiliz ki. Bunu yedikten sonra kaç saat daha oturuyorsunuz? Sohbet, muhabbet uzar da uzar. Yani. Yemek, yemekten sonra meyveden sonra tatlı, tatlıdan sonra içecek. Aynı mı yoksa öyle değil? Var, çok çok tabii ki. Yani tatlılar, içecekler, o şeyler. Biri gelir, biri gider. Ama çok uzun oturuluyor. Sohbetler, muhabbetler çok... Belki yavaş yiyorsunuz. İnsan yavaş yiyince yok. O kadar. Yavaş yani. Hepimizin şeyi, yavaş yemek yeriz. Yavaş yendiği için de sindirir sindirir yenir. Zaten şöyle bir şey. Masadaki büyük nasıl yemek yiyorsa siz o şekilde yemek yemek zorundasınız. Büyükten önce yemeğinizi bitiremezsiniz. Tabak bitmemeli. Yani o temelde uyarsınız. Ben de çok yavaş yemek yiyorum. Yani şimdi bir de Türkiye'de fark ettiyseniz fark etmişsiniz galiba. İnanılmaz hızlı yemek yiyorlar. Tut masada oturuyorum. Ben zaten yavaş yiyorum. Bir de ben oho, onlar da bitirmişler miydi? Onlara bakarken de yiyemiyorsunuz değil mi? Nasıl yutuyorlar falan diye. Çünkü şey değil ya, direkt hop yutmak. Evet evet, aynen öyle. Sonra göbek oluyor, bir de mideye çok zararlı oluyor. Tabii hızlı yemeğin. Hızlı yemeğin mideye zarar, bir de hamur bu. Hamur olduğunu düşünün. Daha da bir mideye zararı var tabii ki. O yüzden ben o arada ocağımın altına yatsam daha uygun olur aslında ama. Tamam tamam, yapalım. Şöyle yapalım o zaman.
Merhabalar efendim, tanıyabilir miyiz sizi? Merhabalar, Erhan Akçay ismim. Çerkez insan olarak Çerkez yemekleri tanıdan bahsedelim tabii ki. Şimdi hem Çerkez olup hem de yemeklerinden bahsetmek elbette güzel. Tabii ki şimdi sorsam ki Çerkez yemekleri çok beğeniyorsunuz. Herhalde beğeniyorsunuz çünkü bunlar sizin yemekleriniz. Ve her gün mü geliyorsunuz buradan? Tabii ki. Burası Antalya'da insanların böyle nefeslendiği, lezzeti, damak tadını arayıp da buldukları bir mekan. Onun için mümkün olduğunca buraya gelip kendi damak tadımızla yakın lezzetleri tatmak bizim hoşumuza gidiyor. Peki sevdiğin bir yemeğiniz var mı? Sevdiğim bir yemek... Yani Muazzez Hanım'ı gelmeden önce mutlaka alo diyorsunuz. Ben bunu istiyorum, onu mu istiyorum? Evet, aynen öyle oluyor. Bizim her zaman annemizin yapmış olduğu o güzel yemeklerin tadını burada hissetmiş olmaktan dolayı ben Muazzez Hanım'a hem işletmecilik anlamında hem de üretmiş olduğu bu güzel yemekler için teşekkür ediyorum. Bize bu güzel yemekleri tattırıyor. Biz de bundan istifade ediyoruz. Şanslısınız yani, Antalya'da böyle bir yer açıldığından dolayı gerçekten şanslısınız. Çünkü insanın kendi yemekleri gerçekten özlüyor. Evet, doğrudur. İnsan her ne kadar diğer kültürlerin yemeklerini tatsa da onlardan lezzet alsa da dönüp dolaşıp ilk annesinin ağzına koyduğu o tadı her zaman arıyor tabii ki. Onu da böyle yerlerde buluyoruz. Peki izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Bir şey söylemek ister misiniz? Tabii ki bütün bayanların, bütün annelerin yapmış oldukları yemekler çok lezzetlidir. Ama çok daha değişik ve güzel şeyler tatmak istiyorlarsa Muazzez Hanım'ın işletmiş olduğu bu Çerkez yemeklerinin değişik örneklerinde sergilendiği bu mekana gelmeleri onlar için farklı bir güzellik olacaktır. Onu tavsiye edebilirim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Evet, soframız hazır. Bu kadar konuştuk, bu kadar anlattınız Çerkez yemekleri. Şimdi bir daha görelim onları. Hangisi neyse, çünkü ben bilmiyorum. Çerkez yemeklerinin bir kısmı var şu anda. Ortada şips pasta var. En meşhur yemekleri aldığım kadarıyla. En meşhur yemekleri. Misafirlerimize öğlen yemeğinde sunarız diye biraz önce anlatmıştım size. O şips pasta, böyle tavuk sosu var. Tavuklar içine koyuyoruz. Bu pastası. Yani bu şips, bu pasta. Pastası. Olmaz bu. Olmaz. Bu bir bütün. Yani ikisi böyle bütün yemek. Pastayı alıyorsunuz kaşıkla, sosun içine bandırıyorsunuz. Tavuk etiyle birlikte o şekilde tüketiliyor. Çok leziz bir yemek diye düşünüyorum. Deneyeceğiz biraz sonra. Eminim. Umarım siz de aynı kanıya varırsınız. Bu da kırnış. Bir daha söyler misin? Kırnış. Kırnış. Bir Çerkez yemeği bu da aynı şekilde. Bu da hamuru çok özel. Tavuk suyuyla yoğruluyor. İçinde hafif bir maya var. Hamuru siz mi yaptınız? Ben de makarna sandım bu. Ya Çerkez kültüründe hiçbir şey dışarıdan satın alınmaz. Yani her şeyi kendimiz yapıyoruz, kendimiz üretiyoruz. Bunun hamuru da çok özel. Maya ile yoğruluyor. Tavuk suyuyla, içinde yağ var. Şey var, tuz var, şeker. Bunda şeker var, bakıyoruz. Hamurunda çok az, minimum böyle. Üzerinde tavuk göğsü, babakar. Evet, tavuk suyunda haşlanıyor. Tavuk göğsünün üzerine karabiber döküyorsun. Sarımsaklı sos, yine tavuk suyu. Bunun ham maddesi tamamen tavuğun suyu ve hamur. Dışarıdan su eklemiyorsunuz hiçbir şekilde. O yüzden o da çok farklı bir lezzet. Bu kendi spesiyeli. Sebze. Bahsetmiştim. Sebze. Çerkezlere sebze yedireceğim. Evet, hamur. İçinde peynir var. O soğuk olarak yiyiniyor. Yok, sıcak. O da sıcak. Üzerine salça sos var. O da yoğurtla aynı şekilde. Bunun adı kabın. Bu da bir Çerkez helvesi diyelim. İçinde et var onun. Büyük büyük. Üzerinde yine salça sos var. Bu Çerkez mantısı. Ünlü, meşhur. Patatesli. Benimki nerede acaba? Benim yaptım. Buluruz içinden. Evet, sizin emeğiniz var onun içinde. Onu mutlaka buluruz. Yani akşam yemeğimiz ayran eşliğinde sunuluyor. Ayran da mı kendin yapıyorsunuz? Ayran kendimiz yapıyoruz. Bayanlarla evlenin bence. Tavsiye ederim gençler, bak böyle yakışıklı delikanlılar, çok güzel kızlarımız var yani. Çerkez peyniri. Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi. Peki o peyniri şimdi kaç litre kullandınız? Gördüğünüz peyniri 25 litre sütten yapıldı. Sütü kaynatıyorsunuz. Özel suyu var ayrıyeten. Onun suyu en az 3 ay bekliyor. 3 ay beklemiş. Böyle şarap haline dönmüş. Hani derler ya, böyle beklemiş şarap. Evet, ekşi. O haline dönmüş bir suyla
kaynarken kenarından döke döke hiç karıştırmadan. İçindeki bütün yağ suyun üzerine çıkıyor. Ondan sonra onu ateşten alıyorsunuz. Hiç bozmadan, kırmadan kirgirle içinden alarak yerleştiriyorsunuz, tuzluyorsunuz, yerleştiriyorsunuz. Ve bunun peynir haline dönmesi en azından bir hafta. Pahalı olması lazım diye düşünüyorum. Evet, tabii ki. O kadar yemek veriyorsun. Tabii yani o kadar emek, masraf, fiyatı da ona göre olacak. Ona göre oluyor. O yüzden ama tavsiye ederim. Pahalı olan her şey lezzetli ve güzeldir. Bu da kahvaltılarımızın ekmeği. Halve ekmeklerinden bir tanesi. Yani ekmek tüketmiyorsunuz, bunun yerinde bunu kullanıyorsunuz. Kahvaltılarda muhakkak bu oluyor. Yanında işte çerkez peyniri oluyor, kaymak oluyor. Nasıl yaptınız bunu? Tamam anladım şu turta gibi. Onun içinde ne var? Sulu sanki böyle. Peynir, şey, patates var bunun içinde. Bunu hamuru mayalı. Çok yoğuruyorsunuz hamuru. Çok güzel bir hamur elde ediyorsunuz. Böyle akışkan bir hamur. Şey gibi değil, mantı gibi değil, hamur değil. Ha. Bu mayasız, bu mayalı. Bir şeyler öğrendim ben de bugün. Ve şey, akışkan bir hamur olacak. Bayağı rahat şekil verebileceğiniz kadar... Cıvık, biliyor musunuz cıvık? Yırtılmayacak. Yani bu sert mesela. Bunun hamuru sert örneğin. Ama bunun hamuru daha yumuşak, böyle su. Daha çok su. Öyle diyeyim ben size. Buna daha az su koyuyorsunuz yoğururken. Buna daha çok su koyuyorsunuz. Ve içinde haşlanmış patates var. Patatesin içinde terbiye ediyorsunuz. Onu... Hamur içinde mi patates var? Patatesi ayrıyeten yapıyorsunuz. Bu hamuru hafif açıp içine patatesi yerleştirip tekrar kapatıyorsunuz. Bir daha açıyorsunuz. Sadece pişiriyorsunuz. Tereyağıyla yağlıyorsunuz. Bize şu anda ne kadar kıskanıyorlar. Tahmin edebiliyor musunuz? Neyim abi? Ay keşke ben de burada o sıfıraya olsaydım. Bu mantılı, bu yemeklerin hepsinin tadına bakmak isteyen bir mantıya gelecek. Siz bize bekleyin. Biz seve seve geliriz. Öğrendik artık yeri. Peki her günüm açıksınız yoksa bir of gününüz vardı? Pazar günleri hariç her gün açığız. Sabah 7.30, akşam 6. Her gün açığız ve bütün yemekler, mesela bunlar rezervasyonla yapıyorum. Çerkez tavuğu. Çünkü bekleyebilecek bir yemek değil örneğin. O yüzden bunları hazır tutabiliyorum hepsini tamamını ama çerkez tavuğu hemen pişirilip hemen tüketilmesi gereken. Çünkü lezzet kaybı olmamalı. Hemen pişirilmeye sunulmalı. O yüzden bunu daha önceden sipariş veriyorlar, diyorlar ki işte. Ya 10 kişilik grupla geleceğim veya 1 kişi geleceğim, sıkıntı yok, hazırlıyorum. Servis paket öyle mi değil? Var mı böyle? Var var, paket servis var. Daha çok ne? Çünkü hepsi taze taze yemesi lazım. Mantıların hepsini servis paket olarak gönderiyorum ama çok uzakları göndermiyorum. Tabii. Buzda atıyorsunuz, buzdolabı. Evet, orada buzluktan çıkarıyorum, hemen haşlıyorum. Hızlı bir şekilde. Motor var. Motorla mesela Lara'ya göndermiyorum örneğin. Lara'dan arasalar bile diyorum ki benim yemeğimde lezzet kaybı olacağı için size gönderemem. Buraya gelin, burada tadın lütfen diyorum. Yoğurt gibi şey koymuyorsunuz değil mi? Onun sosu bu kadar. Yoğurt oluyor yanında ama onu ayrıca küçük bir kapla gönderiyorum. Tabii ki şimdi biraz sonra biz bunu yerken yanına yoğurt koyacağız. Tabii yani o ayran veya yoğurtla tüketiliyor. O sosu bir öğrenebilir miyim benden? O sosu tereyağını koyuyorsunuz tavanın içine. Sarımsak dövüyorsunuz, sarımsak biliyorsunuz değil mi? Onu eziyorsunuz. Tereyağı yanmadan önce o sarımsağı içine koyuyorsunuz. Böyle hafif pişiriyorsunuz. Piştikten sonra kırmızı toz biber. Tatlı toz biber. Ama çok acı seven acı da kullanabilir. Ama ben tatlı kullanıyorum. Geneli tatlı seviyor çünkü. Onu hafif kavurup yakmayacaksınız. Yani önemli olan o. Yanmadan hemen üzerine ilave ediyorsunuz. Kokusu çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Ben önce biz bir kapatalım. Mikrofonu da yiyelim çünkü dayanamıyorum artık. Siz de orada oturun da çatlayın kıskanca. Muhallez Hanım, mutlaka izleyicilerimize bir mesajınız var. Çerkezce olarak istiyorum. Tabii ki bütün büyük bir keyifle. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'm şıpso, Antalya'm şıpso. Adiye uham. Adiye şkiniz şkiniz uham. Kırıya kayıtı kablağans. Kırıya kayıtı kaşkensi yeti kafens. Tağa varışırın has. Ma adiye şkin uham. Şuş yaitı kaşkins. Kıyıplağı. Tıkıf poble. Bize çevirir misiniz? Biz de almayalım. Türkiye'de ve Antalya'da yaşayan bütün Çerkezleri bekliyoruz. Bu Çerkez yemeklerinden tatmak isteyenler. Buyursunlar, gelsinler.
ikram edelim. Ben de buyursunlar diyorum da maalesef gelemeyecekler. Biz burada şimdi birazdan oturacağız evimiz. Yiyeceğiz güzelce. Ben hak ettim yani. Ben bir tane mantı yaptım. Hak ettim yani. Kadar mı kötü yaptım diye. Hayır, çok güzel yaptınız. İlk denemin başarılıydı. Kesinlikle başarılıydı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kal. Yavaş. Z. U.